Özkan Bey'in bahçesine konuk olduk. Gelin hep beraber Özkan Bey'i yakından tanımış olalım ve bu sevimli dostlarımızı ekranlarda görmüş olalım. Merhaba Özkan Bey, programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Çok teşekkürler. Böyle bir yağmurlu havada, evet, iyiyiz, teşekkür ederiz. Siz de dediğinizde hoş geldiniz diyelim. Tekrardan hoş bulduk Özkan Bey. Sizleri öncelikle tanıyabilir miyiz biraz? Özkan Arsu, böyle bir çiftlik, biz 2015'te böyle bir çiftlik almıştım. Aslında hiçbir şey yoktu burada. Daha sonra pandemiden dolayı kendimize yaşam alanı diye yapalım dedik. Böyle bir yaşam alanı hem çocuklarımız için hem kendim için, hem ailemiz için. Tabii ki kendimiz yaşam alanımız ve çocuklarımız, ailemiz için böyle bir yaşam alanı oluşturalım dedik. Daha sonra iş büyümeye başladı. Sevdiğimiz hayvanlara baktık. Evet, bunları alalım dedik. Değişik farklı cinslerde ırkları almaya başladık. Bir baktık ki çiftliğe dönmüş olay. Hayvan çiftliğine dönmüş olay. Her geçen gün değişik hayvanlara bakarak kendi yaşam alanımızı ve böyle bir doğa çiftliği anlamında hem meyve sebze, hem hayvanların üretilmesi, hem de kendi ihtiyaçlarımız olan yumurtadır, arıdan baldır, meyve ağaçlarımız var, onlardan meyvedir gibi ürünleri hem kendimiz için, yani şu an öyle herhangi bir satış değil ama kendimiz için hayal ettiğimizden yavaş yavaş farklı boyutlara ilerliyor olay. Aslında tamamen burada hani hem aileniz ve hem kendiniz için güzel zaman geçirebilmek için, evet, işletmenizi kurdunuz. Aynen, şu an burada hem sevimli dostlarımıza ev sahipliği yapıyorsunuz hem de tarım alanında hizmet vermiş oluyorsunuz. Evet, sizler. Evet. Peki burada kaç tane sevimli dostumuz var, öğrenebilir miyiz? Şimdi şöyle söyleyebilirim. 8 tane, 8 çeşit aslında sülün çeşidimiz var. Bir tane tavus kuşumuz var. Hep bunlar çifttir. Sonra tavşanlarımız var. Velikan, Alman velikan tavşanı. Çok büyük bir tavşan cinsi. Biz de bunları hep araştırıyorum, görüyordum internetten. Farklı şeyler olsun diye aldım. Ondan sonra böyle farklı kuş çeşitlerimiz var. Evde baktığımız da var. Buraya getiremediğimiz tropikal hayvanlar da var. İşte buranın şartlarına göre buraya getirebiliyoruz. Sonra köpeklerimiz var. Bunlar farklı cinslerde köpeklerimiz var. Hepsi bunları mesela kayıtlı, çiplidir bunların hepsi. Ondan sonra cins tavuklarımız var, kazlarımız var. Bu hayvanlardan yavrulayan civcivlerimiz var. Yavaş yavaş yelpazemizi genişletiyoruz. İşte yerimiz aldığı kadar ve bizi rahatsız etmeyecek sayıda ölçmeye ve onları üretmeye çalışıyoruz. Ve kendimize de buradan hem hobi anlamında hem de gelen misafirlerimiz, çocukları çok mutlu oluyorlar. Bazen söylüyorlar, gelelim görelim hayvanları. Geldiklerinde fotoğraf çekiyorlar, mutlu oluyorlar. Benim kendi çocuklarım çok mutlu oluyor bunlarla, hayvanlarla oynarken, canlılarla. Bizim de böyle kafamızı dağıtacağız. Mutlu olduğumuz bir yer yapmaya çalıştık biz burayı. Yani sizler hem bahçenizde yer vermiş oluyorsunuz onlara, hem de aynı zamanda anladığım kadarıyla evinizde de onlara bir yer açmışsınız. Evet, size. Evinde de var zaten. Evet. Ne kadar güzel. Yani ailenizle birlikte aslında çok güzel bir şey yapıyorsunuz bunlara. Biliyorsunuz artık hani sokakta kalan birçok hayvan oluyor. Onlara ev sahipliği yapmak her zaman çok güzel bir şey oluyor. En azından onlara yarar katıyor. Peki sizler burada onların sağlığıyla ilgili ne tür önlemler alıyorsunuz? Hani veteriner hekim mi gelip buraya bakıyor? Neler yapıyorsunuz? Veteriner hekimimiz var zaten. Kendisi zaten ne zaman bu arada veteriner, uzun yıllardan beri hayvan bakıyorum ama ilk defa bu kadar kapsamlı bir şey bakıyorum. Edirne'de en büyük problem de kendi şahsi adıma söyleyeyim. Hani 5.30-6'dan sonra veteriner olmak çok zordu zamanımda. Ama şimdi benim bir veterinerim var. Yani ismi söylemekte bir sakınca yok. Batuhan diye arkadaşımız. Gece 2 oluyor. Arıyorum. Geliyor ya da veteriner kliniğini açıyor. Bütün hayvanlarımla ilgileniyor. Bu yönden çok şanslıyım çünkü çok uzun süreden beri bu hayvanlara bakıyorum ben, farklı hayvanlara. Böyle bir veterinerim var. Geliyor buraya, ayda bir geliyor, kontrol ediyor. Acil bir durum olursa çağırıyorum. Tüm hayvanlarla ilgileniyor. Hepsinin karnesini, aşılarını, hepsini o yapıyor. Sağlık anlamında hiçbir, yani ufak tefek de canlının olduğu problemler oluyor ama üstesinden elimizden geldiğince halletmeye çalışıyoruz. Aslında sizin veteriner hekiminiz de sizin burada yaptığınız gibi, o da 7/24 buradaki hayvanların en ufak sağlık problemine gelip direkt ilgilenmiş oluyor. Aynen. En iyi şekilde onları burada yaşatıyorsunuz sizler. Tabii ki, yani bazı veteriner her zaman çağırdığı değil de bazen ince püf noktalarını söylüyor. Biz burada ilaçlarını veriyor. Biz yapabileceğimiz bir şeyler vardır. O iğnesini ya da haplarını saati zamanında ya da suyuna neler yapabiliriz ya da hayvanda bir şey, sıkıntı varsa bize söyleyip biz de yavaş yavaş bunları öğrenip daha büyük şeylerde tabii ki veteriner, ufak tefek şeyleri biz baş etmeye başladık yani. Çok güzel. Biraz da tarıma dayanmak istiyorum ben burada. Şimdi bahçeniz var. Onu da röportaj öncesi inceledik biz birazcık. Şimdi bahçenizde birçok meyve ve sebze yetişiyor. Biliyorsunuz hani hayvanların olduğu kadar onların da bakım bir o kadar önemlidir. Sizler burada nelere dikkat ediyorsunuz peki? Şimdi bizim burada yaklaşık 60 tane meyve ağacımız var. Yani bu Edirne'de, Trakya'da yetişebilecek tüm Türkiye'de ağaç varsa ben aldım. Hepsini getirdim burada. Bu ortamda, bu toprakta yetişebilecek hepsini ektim.
Her çeşit ağaçtan ikişer, hemen hemen ikişer tane var. Bazıları tuttu, bazıları tutmadı. Bu zamanla değişiyor. Bazen hava durumlarından. Şu ana kadar 2 sene oldu. 2 senede de birçoğundan meyve aldık, yedik ve kendi meyvelerimizi yedik. Tarımsal anlamda da çok büyük bir yerimiz yok ama ihtiyaçlarımızı karşılayabilecek. 110 metre, 120 metrekarelik şimdilik ihtiyaç. Yani çünkü bununla uğraşmak da bir ayrı bir zaman. Bu zamanı da işte ailem bireyleri, kayınpederim, kayınvalidem, işte eşim bunlarla uğraşıyor. Yani yapabileceğimiz kadar, kendimizi çevirebileceğimiz kadar. Çünkü hepimiz çalışan, çalıştığımız zaman boş vakitlerimize gelip bir şeyler yapmaya çalıştığımız kendi hakimiyetimiz bölgemize kadar yapıyoruz. Ama buradaki toprak çok verimli. Ne ekersek o çıkıyor. Yani derler ya, memleketin toprağında insan çıkar. Bizde de böyle. Değerli izleyicilerimiz, bizler Özkan Bey'le çok güzel bir sohbet ettik. Sizler de sevimli dostlarımızı yakından görmek ve burayı keşfetmek istiyorsanız mutlaka sizleri de buraya bekliyoruz. Programımız devam ediyor.